Peki Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorsunuz? Felaket. Felaket. Hani ırkçılık. Müslümanların daha dikkatli. Daha iyi bakmaları lazım olaya. Yani bunun devamı gelebilir. Akıl vermek lazım Müslümanlar. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorsunuz? İşte bu zor bir soru yani. Ne bileyim, buna da cevaplamak Müslümanlara karşı olan bir darbedir yani. Ona göre toparlamaları lazım kendilerine yani. Peki Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırı... Kınıyoruz onu. Onu kınıyoruz. Müslüman olarak dört dörtlük Müslümanız ama zillet değiliz. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Nefretle şey yapıyorum, öteliyorum. Tabii. Peki Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler? Onu çok kınıyorum. Bunlar yani bir Türkiye yapılacak hiçbir şey değil. Yapanları şiddetle kınıyorum ve çok üzgünüm. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyecek? Yeni Zelanda'da yapılan saldırıda açıklama da yaptı zaten. Kendisi de paylaşmış canlı yayında. Ve bir sürü de açıklama yapmıştı. İşte Hristiyan biriydi ve Müslümanlara karşı biri olduğunu söylemişti. Onları bilerek kasten katletmek isteğiyle zaten camiye girmişti. Ama kimse onu terörist adlandırmadı. Sadece saldırgan ve bir sürü başka nitelikler nitelendirdi. Niye? Çünkü Müslüman değildi. Müslüman olunca terörist adlandırılıyormuş gibi bir izlenim bıraktılar. Onun için çok kötü bir olaydı. Bayağı kınanacak bir olay. Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorum? Onu kınıyoruz. Müslümanlığa yakışmaz. Doğru mu? Tabii ki de. Ha, Müslümanlığa yakışmaz. Teşekkür ederim. Peki bir sorum daha var. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorsunuz? Yeni Zelanda ilk önce normalde ölen şehitlere Allah rahmet diliyorum. Bu şöyle bir şey söyleyeyim. Yani mevcut İslam'ı kullanarak, aşırılığı kullanarak sürekli mesela bu hani son dönemde Orta Doğu'da bu kafatasçı, IŞİD benzeri yani İslam demiyorum bunlara. Hani karanlık güçlerin çıkmasıyla daha çok vahşet ve korku üzerinden dünyaya bir korku yayarak buna karşı bazı başka karşıtların da belirli vahşileştirerek yani bu duruma getirmelerin şey olarak görüyorum. Ya da şöyle bir şey, liderlerin kutuplaştırıcı üzerinden dünyaya mesaj verdiklerini düşünüyorum. Böyle bakıyorum yani inşallah bir daha böyle bir olayla gündeme gelmez dünya. Ve bu konuda da Yeni Zelanda Başkanı'nı falan kutluyorum. Yani camiye, normalde değerlerimize uygun bir şekilde davranması ve acil bir soruşturmayı açması çok hoşuma gitti. Takip ediyorum, takdir ediyorum onları. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorsunuz? Ya bu İslam düşmanlığı her yerde olan bir şey. Ya bundan sonra da olacak. Bilmiyorum yani. Şimdi bir dünya düzeni var. Bir de İslam var. Dünya düzeni. Yani Avrupa'sı, Amerika'sı daha güçlü. Bu karşıtlık her zaman olacak ve devam edecek. Peki Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Abi bu Avrupa devletleri böyle Müslümanlara devamlı saldırıyor yani. Yalnız Zelanda'da değil ki, her tarafta. Peki Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? İğrenç bir şey. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Allah herkesin yardımcısı olsun yani. Gerçekten kötü bir şey yani. Allah kimsenin başına da vermesin. Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Hainler orada Müslümanları katlettiler. Katlettiler. Ne yapabilirim ki? Ne söyleyeyim onlara? Utanç verici bir şey yani. Bakın burada orayı görme, Yeni Zelanda'ya bakmamak lazım. Burada camilerin önünde ıslık çalarak protesto ettiler. O Millet İttifakı'ydı. Bugün Meral Akşener'e, Koray Aydın'a sesleniyorum. Yaptıklarında utanmalıdırlar. Yani o kadar öfkeliyim ki. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Valla kınıyorum yani. Başka diyecek bir şey yok. Müslümanlara hepsi zaten şey oluyor yani.
Peki Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Neler söyleyeceğim? Yani ilk öncelikle izlediğimde çok üzüldüm. Yani burada hangi din olursa olsun birilerinin ölmesi beni en başta çok üzdü. Ki orada insanlar cuma namazına gitti. Yani bir ibadetini gerçekleştirmek için gidiyor. Bir huzura ermek için. Yani gittiğinde geri dönemiyor. Bir kere bu müthiş, yani korkunç bir şey. Hani kendimi koydum. Mesela kendi ailemden biri olabilirdi. Babam olabilirdi, abim olabilirdi. Geri dönüşü olmayabilirdi. Yani bunu düşündüğünüzde bile çok korkunç bir tablo olduğunu gerçekten anlıyorsunuz. Çok üzülmüştüm. Yeni Zelanda'da yapılan saldırıyla alakalı neler söylüyorsunuz? Bu Amerikan İsrail projesi şahıs işi değil. Türkiye'ye gözdağı. Seçimler arifesinde Tayyip Erdoğan'a gözdağı. Biz bu Haçlıları çok tepeledik. Yine tepeleriz. Avrupa, Amerika bunu bilsin. Üzerimize gelirlerse bunları yine yere sermesini biliriz. Peki Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Valla Müslüman cemaatine yapılan ilk saldırı değil bu. Yüzyıllar öncesinden Haçlı olduları Anadolu'ya kadar gelip bir sürü Müslümanı katletmişlerdir. Bu ilk değil, son da olacak değil. Buna karşı bir tedbir alınmasında büyük faydalar var. Avrupa devletlerinin hiç sesi çıkmıyor. Ama onlara yapılan bir saldırıda hepsi ayağa kalkıyor. Böyle insanlık olmaz. Kalkıyorlar, bize insanlık dersi vermeye çalışıyorlar. Esas insanlık bizde, insanlık onlarda yok. Böyle. Yeni Zelanda'da biliyorsun camiye saldırı oldu. Evet. Gördün mü televizyonlarda? Gördüm. Tamam, bununla ilgili neler söyleyeceksin? Gördüm, üzüldüm kızım. Bu bir terör amacıdır, terördür. Dünyanın her yerinde oluyor. Fakat terörün mana edip de başka türlü çekmeye doğru değildir kızım. Anlıyor musun? Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Çok üzüntü verici bir olay. Bir İslam Müslüman olarak böyle bir Müslümanların öldürülmesi, camide yapılması. Tabii ki bu, yani Batı dünyasının, Hristiyan aleminin Müslümanlara bakış açısını da gösteriyor. Yani bunlardan dost falan da olmaz. Tabii ki çok üzüldük. Olmaması gereken şeyler maalesef oluyor. Bunların ekmeğine yağ süren de zaten Millet İttifakı'ndan, yani Bay Kemal neler neler söylüyor diye ağa çıkar, her şeyi söylüyor. Hani bunları hep sorgulamak lazım. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksiniz? Ya saldırıyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani o saldırıyı kınamamak bir defa mümkün değil. İnsanlık dışı bir şeyde. Bunu yani sormak bile doğru bir şeyde. Yani her insan olan herkesin bu saldırıyı kınaması gerekiyor ama bunun ne yazık ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı getirip belli bir kesime yansıtıyor ve bunu seçim propagandası olarak kullanıyor. Bu çok kötü. Kötü olan bu. Yani doğru olan onu kınamaktır. Bunu kıyan kişiler de, ana muhalefet parti liderleri de, tüm parti liderleri, herkes kınıyor. O kınamaya rağmen halen diyor ki yok öyle değil de böyle, ama bunu seçim malzemesi olması doğru değil. Bu ülkeye yazık ediyorlar. Bunu bu ülkeyi yönetenler yazık ediyor. Çoluk çocuğumuzun geleceğine yazık ediyorlar. Biz istiyoruz bu ülke cumhuriyetle kalsın. Demokrasiyle kalsın, laiklikle kalsın. Atatürk'e dönelim yüzümüzü. Şeriata değil, yobaza değil, bağnaza değil. Anlaşıldı mı? Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Hani o arkadaş tehdit ediyormuş bize, hani İstanbul'u boşaltın falan, bekliyoruz yani. Gelsin, bizi de tarayabiliyorsa tarasın. Yeni Zelanda'da camiye yapılan saldırıyla alakalı neler söyleyeceksin? Yani hangi dinden oluyorsa olsun o dinin ibadetlerine özgürlük lazım. Kiliseye gidilmesi lazım, camiye, cemevine.